Integral Forex TV kanalından herkese merhabalar. Yeni haftanın önemli gündem maddeleri ve veri akışlarıyla yine sizlerle beraberiz. Bayram öncesi haftadayız. Veri akışının da oldukça bol olduğu bir hafta olduğunu da söyleyebiliriz. İçeride özellikle enflasyon rakamlarını takip ettik. Yıllık bazda %68,50 olarak gerçekleşti. Aylık bazda ise baktığımızda 3,16'lık bir artış kaydetti. Amerika tarafında da oldukça yoğun bir veri akışı vardı. Bunlara da tek tek değineceğiz. Bununla beraber emtialara, petrol, altın değineceğiz. Oradaki hareketlilikleri konuşacağız. Öte yandan bir kakaoya da bakacağız. Tabii ki orada da yine bir fiyatlarda hareketlilikler var. Hepsini tek tek konuşacağız. Tabii ki her perşembe olduğu gibi ekonomist Serdar Pazı ile beraber konuşacağız. Hemen bir sevgili Serdar'a dönmek istiyorum. Serdar merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk Deniz. Çok teşekkürler. Umarım keyifli bir yer olur tüm Integral Forex TV izleyenlerine. Selamlar. Teşekkürler. O halde bu az önce bahsetmiş olduğum sorulara çok girmeden, konulara girmeden önceliğinde bir seçimi geride bıraktık ve seçimle ilgili bir beklentileri konuşmak istiyorum ben seninle aslında. Şimdi günlerdir de hani seçim sonrası ekonomik beklentiler konuşuluyor aslında. Ben senin de yorumunu merak ediyorum seçime dair. Seçimden sonrası ekonomiye dair beklentilerin nelerdir Serdar? Tabii bakıldığında seçim sonuçları beklentilerin dışında geldi. Yani bir iktidar partisinin ya da Cumhur İttifakı'nın oylarında erozyon, işte muhalif tarafın ya da Hızlıca Millet İttifakı artık kalmadı ama işte yani diğer muhalif partilerin toplam oy oranlarında bir artış olacağı bekleniyordu. Mahalli seçimlerde genelde biraz böyle de olur. Çünkü o bölgedeki adayın popülaritesi parti kimliğinin de önüne geçebilir. Ama bakıldığında tabii ki 10 ay önce, yani çok kısa bir zaman dilimi önce yapılan genel seçimlerle hiç uzaktan yakından alakası olmayan bir dip dalga olarak siyasi analistler tarafından adlandırılan bir sonuçla karşılaştık. Şimdi tabii ki buna benzer daha önceki dönüşümlerde de görüldüğü gibi, eğer çok kısa bir süre sonra bir genel seçim varsa, hani burada yakalanan ivmeyle bir şeyler olabilir mi, bir değişiklik vesaire sorusu gündeme geliyor. Ama şimdi biz daha 10 ay önce genel seçimleri yaptık ve normal koşullar altında 2028 Mayıs, yani bugünden bakıldığında 4 yıldan daha fazla bir süre var. O yüzden hani buradan devşirilen popülarite, işte değişen seçmen algısıyla buradan hani siyasi bir çıkarım yapmak çok bana doğru gelmiyor. Ha, bunun işte şu anki ekonomi yönetimi, iktidar tarafından alınacak hani dersler olduğu noktasında da kendilerinden açıklama geliyor. İşte büyük ölçüde piyasa dostu ya da ekonomi disiplininin, biliminin dikte ettiği gerçeklerden çok fazla kopmamak, işte anayasa referandumu gibi yeni bir takım halkın önüne sandık koymadan, çünkü her konan sandık gerçekten bir vakit kaybı oluyor. Çünkü ondan belli bir süre önce dur bakalım şu seçimler geçsin de ondan sonrasına bakarız gibi bir verimsiz periyot oluyor. Hatta işte seçimlerden önce de hani dolar kurunda yaşanan hareketler, halkın tercihlerindeki değişim, o da bir ciddi çalkantı yarattı. Burada tabii bir miktar ertelenen, yani devlet tarafından yönetilen, yönlendirilen fiyatlarda bir arttırım gelir mi? İşte enerji tarafında, elektrik tarafında, işte akaryakıt vesaire fiyatlarında bir değişiklik olur mu? Bu enflasyonu körükler mi? Ya da bütçeyi dengelemek adına Mehmet Şimşek'in çünkü bakıldığında çok daha sıkı bir maliye politikası izleme taraftarı olduğunu da biliyoruz. O yüzden bunların gelip gelmeyeceğini görmek adına biraz daha görmemiz, yaşananları absorbe etmemiz, değerlendirmemiz gerekecek. Ama ilk planda bakıldığında artık seçim belirsizliği geride kaldı. Mevcut ekonomi yönetimi işinin başında kararlar almaya devam ediyor. Yabancı yatırımcının nispeten Türkiye algısındaki iyileşme sürüyor. Önümüzde tabii ki yani seçimle ya da mevcut ekonomi yönetiminin dahilinde çok sınırlı pay alabildiği, işte gri liste gibi, Londra swap piyasasının açılması gibi, kredi derecelendirme kuruluşlarının yapması beklenen not artırımları gibi gelişmeler var. Yani esas yabancı tarafındaki portföy akımının ondan sonra hız kazanması beklenebilir. Ona kadar nispeten beklemede, yani raporlar olumlu, geleceğe dair hep olumlu senaryolar ama fiiliyata yansıması, yani söylemin eyleme dönüşmekte pek de başarılı olamadığı bir süreç bizimle beraber olacak diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. O halde yavaş yavaş dönelim artık fiyatlara.
Emre tarafından başlayalım istersen Serdar. Evet. Şimdi petrolü sormak istiyorum. Şimdi son günlerde oldukça hareketli. WTI'ye baktığımızda 85 dolarları gördü. Brent işte 89 seviyelerini gördü. Şimdi OPEC Plus'ın yaptığı toplantıda da arz politikasında değişiklik yapılmaması fiyatların yukarı yönlü hareketinde de öncülük ettiğini görüyoruz. Doğru. Şimdi sen nasıl yorumluyorsun petrol fiyatlarındaki bu yükselişi? İkincisi ise bizim içeriye yansıması nasıl olur bu yükselişlerin? Şimdi petrol piyasasında yani talep inanılmaz arttı da o kaynaklı bir yükseliş değil. Daha ziyade arz tarafında yapılan kısıntılar. Senin dile getirdiğin gibi OPEC Plus tarafında işte Rusya'da Orta Doğu Körfez bölgesindeki petrol üreticileri başta Suudi Arabistan olmak üzere yanına çekti. Onlar artık beraber karar veriyorlar. İşte Kuzey Afrika'daki ya da bakıldığı zaman OPEC'in diğer üyeleri de ona büyük ölçüde eşlik ediyor. Şimdi esas tabii Amerika'nın işin içinden tam anlamıyla çıkmış olması. Çünkü Amerika işte stok verilerini haftalık olarak takip ediyoruz. Ciddi şekilde orada da hareketlilikler oluyor ama Amerika kendi arzı ile kendi talebini karşılayabiliyor ve dünyanın geri kalanıyla enerji alışverişi nispeten sınırlı. Petrol tarafında tabii doğalgaz vesaire LNG onları ayrı bırakıyorum ama petrol tarafında kendi kendine yeten, dışarıyla çok fazla etkileşime girmeyen bir yapıya dönüşmüş durumda. Dolayısıyla dünyanın geri kalan açısından hani belirleyici olan nedir? İşte Çin gibi, Hindistan gibi çok kuvvetli, hiç kendisi neredeyse akaryakıt üretimi olmayan, dışarıdan bunu tamamen ithal eden ve işte talepte birinci, ikinci olarak yaptıkları özellikle Suudi Arabistan tarafından, Körfez'den yaptıkları, İran'dan yaptıkları alım ile petrol fiyatlarını bir şekilde şekillendiren ülkeler. Şimdi bunlardan inanılmaz bir talep artışı, çok inanılmaz ekonomik büyümeler, daha yüksek aman bize kotaları arttırın, daha fazla satın gibi değil de toplam satılabilen arz tarafındaki kısıntılarla gittiğinden ben bu hareketin nispeten potansiyelin sınırlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Amerikan tipi petrol WTI 85'e, işte Brent petrol 90'lara hemen hemen geldi. Yani kısa vadeli dirençler oralar. Ama bizi 3 basamaklara 100 dolar ve üzerine varil başına götürecek bir İyime şu an olmadığını düşünüyorum. Bu görüşüm nerede yanılır? Yani neyi varsayıyorum? Jeopolitik tarafın çok daha kötü tarafa gitmedi. Yani işte Çin'de Başkan Xi ile Amerikalı Başkan Biden görüştüler Tayvan konusunda. İşte Ukrayna-Rusya savaşı, Rusya'nın petrol üretim tesisleri zarar görür mü? Kızıldeniz jeopolitik tansiyon, işte Suriye'deki gelişmeler, Amerika işin içine ne kadar dahil olur? Trump gelirse işte Amerika NATO'dan çıkacak, bütün Orta Doğu'dan çekilecek gibi ekstrem nispeten şu an için senaryolar konuşuluyor, dikkate alınıyor. Hani onlar tabii ki farklı bir dünya düzenine gitmemizi yol açabilir. Ama mevcut denklemde sadece arzı kısarak talebin çok fazla artmadığı bir noktada ben petrol fiyatlarında yaşanabilecek hareketin büyük ölçüde yaşandığını buradan sonra hani daha yukarısı olmaz demiyorum ama daha yukarılarda anlamlı bir yükseliş trendi görülmesi zor diye düşünüyorum. Tabii bizim gibi petrolü İthal etmek durumunda olan büyük ölçüde ülkeler adına işte yani Hindistan, Çin örnek verdik işte Güney Kore gibi ülkeler adına tabii ki petrol fiyatları ne kadar düşük olursa bizim işte dış ticaret açığı, enerji tarafı tabii orada önemli bir belirleyici ve ödemeler dengesine yansıması o kadar tabii sınırlı olur. Teşekkür ederim. Peki başladık emtia tarafından altından devam edelim istersen. Altında rekor üstüne rekor tazeliyor ons fiyatına baktığımızda. Ekonomi dışında tabii ki jeopolitik gelişmeler de etkili oluyor. Ne dersin, nasıl yorumluyorsun altın fiyatlarındaki yükselişleri? İşte değerli metaller tarafında şu ana kadar hep altın öncülük etti. İşte biraz da endüstriyel kullanım ile sadece değerli metal olmayıp hani üretimde de bir ölçüde pay alan işte gümüş başta tabii biraz daha derinliği olan ama platin, paladyum gibi diğer değerli metaller onu hep geriden takip etti. Şimdi ilk defa bu döngünün başından bu yana gümüşün biraz ön aldığını altından rol çalmaya başladığını görüyoruz. Yani altın İşte 2270-80'lerden bir 2300'ün üstüne attı. %1'lik harekete gümüş bakıldığı zaman işte 26 30-40'ları geçti. 27'nin üzerine test etti. Yani 2-2,5 yılın zirve seviyelerine geldi ve gümüş altın rasyosu da bir süreden beri değerli metal piyasalarını takip eden, trade edenlerin hep gözlediği o işte böyle yüzlerden 90'lardan 80'lere doğru bir aşağı hareket başlattı. Yani gümüş altın görece daha iyi gidiyor. Gümüş altın görece daha iyi gittiği zaman bir yerden sonra değerli metalleri topluca daha yukarı. Yani altında da yeni rekorlar ama daha sınırlı rekorlar. Ama esas görece çok geride kalmış. İşte gümüş
platin ve paladyumda esas hareketin olma ihtimali daha fazla. Yani tabii ki altın tarihi zirvelerindeyken ve esas tabii burada motif ne? Katalist. Fed'in dile getirdiği ben 3 faiz indirimi ana senaryom olmaya devam ediyor. Burada bir değişiklik yok söylemiyle altın biraz daha önü açıldı ve rahatlıkla değerli metaller ralliye başladı. O yüzden bu müşteride ben çok daha yukarıların görülebileceğini kısa bir zaman diliminde altında da buralardan daha yukarıya yakalanan momentumla gidilebileceğini düşünüyorum. Burada tabii dikkat etmemiz gereken şey şu, yani hem dolar endeksi nispeten yukarı gidiyor hem emtia grubu genel olarak yukarı gidiyor. Yani bu da işte bizim gibi yani önemli ölçüde dışarıdan bunları almak durumunda olan işte bizim bir altın ithalatı da var. Yani kote getiriliyor, arttırılıyor. Yani sönümlenemeyen bir talep var bu tarafta ve petrol zaten almak durumunda olduğumuz bir meta. Dolayısıyla bunlara bizim ödediğimiz milli gelirden ayırdığımız payda maalesef artıyor. Teşekkürler. Buradan bir kakaoya geçeceğim. Serdar, yatırımcılarımız çok fazla soruyor çünkü kakaodaki hareketlilikleri, işlemler yaptıklarından ötürü. Şimdi kakao endüstrisindeki baktığımızda arz ve talep dengesinde hangi faktörler fiyatları etkiliyor ve bu faktörlerin gelecekteki etkisini nasıl değerlendiriyorsun? Fiyatları önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izler? Ne dersin? Evet, tabii değerli metal kadar ya da enerji fiyatları kadar tabii yakından takip etmediğim bir endüstri. Fiyatlarda ancak işte böyle tarihi zirveler ya da çok anlamlı büyük volatilite yaşandığı zaman biraz dünyanın da odak noktası olan bir alan burası. Bakıldığında evet. Kakaoda, kahvede önemli ölçüde sadece tropik dünyanın bölümlerinde iklimin geçerli olduğu yerlerde üretim mümkün olan işte o da bakıldığı zaman işte Afrika ve yani ekvatora yakın olan bölgeden tabii bahsediyorum ve Latin Amerika'da. Şimdi burada özellikle Latin Amerika'daki tarafta iklim koşullarının çok elverişli olmaması hasatı oldukça kötü etkiledi. Kahve tarafında da kakao tarafında da tabii yani kakao deyince işin içine yani sadece işte hani sütte filan tükettiğimiz kakao değil çikolatanın tabii ana bileşeni olduğundan yani kakao olmadan çikolata düşünülemeyeceğinden inanılmaz aslında geniş bir endüstriye burada hitap ediyor. Kahve de tabii ki işte kahve zincirleri üzerinden insanların giderek daha artan bir hızda tükettiği bir meta haline geldi. Şimdi bunlar üst üste konulduğu zaman yani petrolden farklı olarak talep inanılmaz artmaya devam ediyor. Hatta kakao bakıldığı zaman bakır fiyatını geçti diye işte speküle edildi. 10 bin seviyesi kritik orayı aştıktan sonra ve bakıldığında yani 2500-3000'ler civarındaydı bundan 1-1,5 sene öncesine kadar. Yani 3'e 4'ü katlayan bir fiyat hareketinden bahsediyorum nispeten kısa bir zaman diliminde. Yani oralarda tabii kalır mı? Bu talep devam ederse kalır. Ama bakıldığında oralarda özellikle Kuzey Avrupa'da Paskalya döneminde işte çikolata değil de şekerlemelere, çikolatayı az, kakaoyu daha az kullanan ürünlere yönelimin burada ön plana çıktığı. Belki işte kahve yerine çay tüketiminin ön plana çıktığını pahalılıktan ötürü bir yerden sonra görebiliriz. Ama buralarda talep tabii çok fazla esnek değil yani çünkü oturmuş tüketim alışkanlıkları var ve aslında giderek de büyüyen bir endüstriden söz ediyoruz. O yüzden yani çok kolay kolay ikame edilmesi zor ürünler bunlar. O yüzden bu güçlü talebin devam ediyor olması, arzın da dediğim gibi iklim koşulları dolayısıyla zayıf gidecek olması, burada hani bir sonraki senenin artık hasadına bakacağız. Yani çok kısa sürede de değiştirebileceğim bir durum değil. O yüzden bir süre daha bu yukarı trendin belki yeni rekor seviyelere doğru götürmesi muhtemel. Bu tabii soft commodity yani tarımsal emtia dediğimiz tarafta özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sonrası bir ara çok yukarılara gelen işte buğday, arpa, hububat fiyatları da bir inanılmaz oralardan yarı yarıya neredeyse geri çekilme oldu. Şimdi oralarda da bir kıpırdanma görüyoruz. Bunların tabii birbirleriyle de korelasyonları söz konusu. Yani kakao kahve işte tropik iklimde yetişen emtia tarafındaki fiyat hareketine bakıldığında temel gıda bakliyat tarafındaki fiyat hareketi de iştirak etmeye başlıyor. Yani orada da çok uzun süre bir dip oluşumu sonrası bir tepki hareketi sanki geliyor gibi. Bu tabii yani esas hani daha çok trade edilen değerli metal enerji haricinde işte endüstriyel sanayide kullanılan bazı metaller bakır, çinko, kalay kurşun gibi tarafa Çin'den tam bir hareketlenme olmadan iştirak etmesi zor ama geri kalan
özellikle tarımsal emtia tarafında görünüm sanki daha yukarıları işaret ediyor bahsettiğim arz talep dengesizliği dolayısıyla. Çok teşekkür ediyorum Serdar. O halde bir Amerika tarafına gidelim artık. Şimdi dün Başkan Powell'ın açıklamalarını takip ettik. Ana yaklaşımın aynı olduğunu görüyoruz. Yani faiz indirecek söyleminin arkasında halen daha. Ve bu haftada oldukça bol veri vardı baktığımızda. Özellikle öncü göstergelerden olan ISM'in işte imalat verisi beklentileri yüksek geldi. Önceki veriden güçlü. Keza fabrika siparişleri yine aynı şekilde güçlü geldi. Bununla beraber ADP özel sektör istihdam verisi güçlü geldi. Konut kredi başvuruları güçlü geldi. Nasıl yorumluyorsun? Ne dersin Amerika tarafı ile ilgili? Şimdi Amerika tarafında aslında bakıldığında verilerin bu kadar kuvvetli gelmesi, yani Fed'in biraz daha piyasanın beklediğinden daha geç faiz indirime gidebileceğine işaret ediyor. Şimdi Fed ile piyasa arasında şöyle bir bakıldığı zaman uyuşmazlık, aynı fikirde olamama durumu var. Şimdi piyasa hani Haziran'da olmaz ama Temmuz'da kesin olur gibi. Piyasa zaten hep hani bir sonraki cepheyi hemen ilk toplantıya çekiyor. Yani Mart'ta olmadı, işte Mayıs'ta olmadı, işte Haziran olmadı gibi götürüyor. Ama Fed üyelerinin en başından beri söylediği, yani piyasa 7 indirim beklerken bile biz 3 indirim bekliyoruz dediği ve orada kaldığı nokta aslında bence şuna işaret ediyor. Yani Fed enflasyonun %2'ye kalıcı şekilde yaklaştığından emin olduktan sonra Eylül ayında indirimlere başlayacak ve Eylül, Ekim, Aralık, yani orada tabii 6 haftada bir olduğu, yılda 8 toplantı olduğu için her ay toplantı olmayabiliyor. Son yılın 3 toplantısı Eylül, Ekim, Aralık toplantıları. Oralarda 3 kere 25 bas puan yapacak ve bu da hani şu an Fed böyle 2,5-3 gibi bir beklenti içinde. Yani 2 de olabilir, 3'e de geçebilir gibi. Yani Eylül'de yapar, Ekim'i pas geçip Aralık'ta yapabilir. Eylül'de de yapmayıp Ekim, Aralık'ta yapabilir gibi. Çünkü bazı Fed tarafındaki şahin üyeler hani bu sene faiz indirimi olmayabilir gibi bile oldukça piyasa beklentisinden uzak ve piyasa dostu olmayan açıklamalarda bulunuyorlar. Bu yüzden hani bunları üst üste koyduğumuz zaman piyasa halen daha biraz daha Fed'e göre iyimser. Yani ben Fed'in indirime başladıktan sonra bir indireyim, bir bekleyeyim, iki indireyim, bir durayım, bir gibi döngüye girmeyeceğini, en azından bir hani çünkü son 40 yılın en büyük sıkılaştırmasını yaptı Fed ve hani geçmiş enflasyon, gelecek beklenen enflasyon vesaire buraların hiçbiriyle uzaktan yakın alakası olmayan değil mi? Enflasyon işte %2'ler, 3'ler mertebesinde geçtiğimiz 12 ay ve önümüzdeki 12 ay. 5,5'ta faiz, şimdi önemli bir reel faiz var. O reel faizin işte Amerika hazinesi üzerinde yarattığı yük, işte bölgesel bankalar tarafında yarattığı tahribat filan, yani faizi gereğinden fazla uzun süre yukarıda tutmanın da ekonomi üzerinde bir takım negatif sonuçları söz konusu olabilir. Hani seçimlere giderken de çok arzu edilen bir durum olmadığını düşünüyorum. Bir miktar daha faizleri düşürüp ekonomiyi canlandırmak ya da en azından zor durumda olan şirketlere destek olunması da arzulanıyordur Biden yönetimi tarafından, ama Powell başkanlığında Fed'in büyük ölçüde 2 ya da 3 indirim, o da Eylül ayıyla başlayacak bir döngü olarak kendini konumlandırdığını, piyasanın henüz orada olmadığını ama veriler böyle iyi gelmeye devam ettikçe, enflasyonda da işte Avrupa'daki gibi bir düşüş yok. Avrupa'da değil mi? %2.4, yani artık %2 hemen hemen geldi. Resesyon da zaten kapıda, çıkamıyor bir türlü. İş gücü istatistikleri zayıflamaya devam ediyor. Onun faiz indiriminden başka çaresi yok. Yani Avrupa, İngiltere çok daha erken indirecek faizi. Ama Amerika'nın bekleme lüksü var. Çünkü sen de bahsettin, neredeyse tüm veriler beklentilerden iyi geliyor. İş gücü piyasasında bir inanılmaz bozulma yok. Hayat pahalılığı vesaire Avrupa'daki kadar tehdit etmiyor hayatı. O yüzden ben bekleyecek diye düşünüyorum. O beklemesi de tabii işte doları, dolar endeksini yukarı yönde itmeye devam edecek diye değerlendiriyorum. Peki dolar endeksi demişken oradan da bir yorumunu alacağım. Şimdi dolar tarafına gelen verilerle beraber aslında dolar talebi arttı. Ancak dün Powell'ın konuşmalarıyla beraber piyasalarda bir rahatlama oluştu. Şimdi dolar endeksi 104 seviyelerine kadar geri çekildiğini gördük. Hem dolar endeksi tarafına hem de dolar TL üzerinde bu hafta dolar TL'de de geri çekilmeler gördük. Evet. Nasıl yorumlarsın? Şimdi dolar endeksinin ben hani 104'lerin altına pek 200 günün altına sarkmayacağını, 105 üzerine gitme potansiyelini daha fazla buluyorum. Yani 1.05-1.10 bandı dahilinde işte 1.08.50'yi geçmekte zorlanan, 1.07'lere doğru geri çekildikçe de işte çeşitli desteklerden tepki alımları gelen bir parite var şu an. Ama ben aşağı yönlü ihtimalini daha fazla buluyorum. Sebebi de dediğim gibi Avrupa, İngiltere bir yerde faiz indirecek. Yani kıta Avrupa'sında faizler aşağı geliyor. Merkez bankalarının verdiği faiz. Amerika yukarıda kalmaya devam ediyor. Amerika'nın büyümesi de çok daha iyi.
bakıldığında. Ve jeopolitik risklerin tansiyonları yüksek olduğu noktada da güvenli liman Amerikan tahvili olmaya devam edebilir. Bu da doları yukarıda tutacaktır tahvillere olan talep dolayısıyla. Dolayısıyla ben dediğim gibi dolar tarafı global ölçekte böyle. İçeride ise bakıldığında arz talep tarafında yerli yatırımcının bir inanılmaz talebi vardı. Ve kapalı çarşı kuru, bankalar arası kurun %4-5 üstüne çıktı. Bankalar arası kur 32 iken 33,5 kurlar gördük. Şimdi bu seçim sonrası bir yukarı yönde sert hareket olur mu beklentisi? Bu gerçekleşmeyince aynı ölçüde paldır küldür. O alınan longların likide edildiğini, kapalı çarşıda bir satış geldiğini gördük. Merkez Bankası uzun zaman sonra piyasa alıcı olarak girdi. Tabii ne oranda girdi, ne kadar müdahale etti, ne kadar dolar aldı. Bu rakam paylaşılmadığı için oradan bir değerlendirme yapamıyoruz. Ama rezerv rakamlarını işte Perşembe ve Analitik Bilanço'yu aralıklı olarak takip ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz haftaya kadar yaşanan bir bozulma var. Şimdi bu hafta artık dolar alarak en azından bozulmanın sonlanması, bu yaz aylarında artan turizm gelirleriyle bir miktar rezervin toparlanması iyi olacaktır. Ama bu da kurda bir aşağı düşüş ihtimaline nispeten sınırlıyor. Çünkü esas bizde kuru aşağı getirecek şey halkın satışı değil, yabancının buraya dövizini getirip bozması, TL'ye varlığa geçmesi. Bunun da pek olmadığını görüyoruz. O yüzden hani yerli yatırımcının yaratabileceği devinim işte yukarıda 32.40, 32.50, aşağıda işte 31.80, 90. Hani bu bant dahil. Bunun dışına yabancı yatırımcı olmadan ben pek çıkılmayacağını düşünüyorum. Çok fazla TL'nin değer kazanmasının da arzu edilmediğini diğer taraftan değerlendiriyorum. Yani ihracatçı tarafı, turizm tarafı daha zor duruma gelmesin diye. O yüzden yabancı yatırımcı esas belirleyici. O gelmedikçe de nispeten dar alanda kısa paslaşmalar görürüz diye değerlendiriyorum. Peki son olarak endekse değinelim Serdar istersen. Şimdi seçim sonrasında tam olarak bir güçlenmeyi sağlayamadı endeks ama seçimden hemen sonra yine verilen mesajlar da yani bu uygulanan politikaların istikrarlı bir şekilde devam edeceğine yönelik mesajlar da vardı. Evet. Önümüzdeki dönemlere ilişkin endekse ilgili beklentilerin nedir? Evet şimdi bayram öncesi haftasındayız. Araya bayram gelecek ama bayramdan sonrası için endeksle ilgili yorumun beklentin nedir? İşte tabii endeks 9000 seviyesinin altına büyük ölçüde büyük BIST 30 şirketlerinin ağırlıklı olarak Koç Grubu şirketlerinin ödediği temettülerle, temettüler tabii endeks hesaplamasına dahil olmadığı için onunla beraber geldi. Ama orada da genel resimde değişiklik yok. Yani 8600, 8700 aşağıda, yukarıda 9300, 9400 bayram sonrasında bu bant dahilinde. Şimdi bayramda TL'de kalacağım 10 gün dediğin zaman onun %4,5 ay neredeyse yaklaşan para piyasası, fon getirisi ya da mevduat getirisi tarafında %1,5 civarı bir sana faiz getirisi. Eğer ben kredide mal taşıyacağım, bayramı öyle geçireceğim, kağıdımı çok güveniyorum, beklentiler kuvvetli dersen onun sana götürüsü belki %3. Çünkü %100'ün üzerinde 3 haneli yıllık kredi maliyeti var. Çok fazla iyi bilançonun gelmediği, görmediğimiz bu ortamda hani endeksin yabancı girişiyle çok iyi bilançolarla 9400-9500'leri aşıp yeni tarihi zirve görme ihtimali ben düşük bulduğumdan ve alternatif getiri olarak da faiz ön plana çıktığından para piyasası fonları gibi yani çok kısa sürede yapabileceğin yatırımlar işte bayram süresince bir gün, üç gün, beş gün, on gün neyse ben hani endekste yeni zirve görülmedikçe kenarda kalınması görüşümü burada yineliyorum. Yani bayramdan sonra yeni zirveler olur mu? Olur ama faiz alternatifine göre daha iyi getiri elde edilmesi için ben İşte gri liste, swap piyasasının açılması, 1-2 not arttırımı gibi katalistlerin olması. Türkiye ile Amerika ikili ilişkileri işte Erdoğan'ın Amerika ziyareti orada Biden'la görüşmesi, Avrupa ile ilişkiler vesaire. Oralardan gelecek haber akışı katalist olur ancak diye düşünüyorum. Onun öncesinde endeks tarafında biraz daha sakin bir durum geçerli olur diye düşünüyorum. Peki Serdar çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Oldukça bol konulu bir yayın oldu. Hemen hemen her konuya değindik. Fikirlerine sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu vesileyle herkese şimdiden iyi bayramlar diyorum. Bayramdan sonra görüşmek üzere. Evet iyi bayramlar diliyoruz. Bayramdan sonrasında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.